Tarihiyle, geçmişiyle Türkiye'nin göz bebeği Hatay'da bir mekana götüreceğiz sizleri. Bu mekan geniş bahçesiyle, çocuk oyun alanıyla ve Hatay'ın kültürünü yaşatan menüsüyle hem damağınıza hem de konforunuza hitap ediyor. Merhaba sevgili izleyenler. Antakya'da lezzet duraklarından birinde Antik Saray Restoran'dayız. Yanımızda da bu restoranın müdürü Sayın Erçin Çoban Beyefendi bulunuyor. Erçin Bey nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Sizi tanıyarak başlayalım. Şimdi biz bu mesleği yıllardır yaptığımız için çocukluğumuzdan beri bu mesleği yapıyoruz. Yani 26 yıla yakın olduğu mesleğin içerisindeyiz. Antakya'mıza güzel bir şeyler sunmak için, güzel mezelerimizi, sıcaklarımızı, en güzel yemekleri sunmak için bu işe başta başladık zaten. Peki restoran ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Restorantın şöyle bir şey, kurucuları 4 tane arkadaşımız var. Bunlar bu işletmeyi kurmak istediler. Bizleri de çağırdılar, beraber burasını kurduk. Başlangıçta bir inişli çıkışlı şeyler oldu ama çok şükür şu anda işimiz çok güzel. İnsanlarımıza en güzel, en kaliteli yemekleri sunarak, en güzel şeyleri sunarak onlara hizmet vermekteyiz şu anda. İnsanlarımız da çok şükür memnun şu anda. Amacımız onları memnun etmektir şu anda. Elbette müşteri memnuniyetinin belki de en önemli konulardan birisi burada. Şimdi şunu sormak istiyorum sizlere. Nasıl bir menünüz var? Antakya'nın lezzetlerini müşterilerinize nasıl sunuyorsunuz? Şimdi bizde başta özellikle ilk başta soğuk meze çeşitlerimiz çok fazladır. İnsanlarımız soğuk mezeler yedikten sonra zaten lezzetini aldıktan sonra sıcak yemeğe fazla doyum olmuyor. Ama Antakya'mızın en özgü olarak tepsi kebabı, kağıt kebapları, güzel kaşarlı mantarı tavukları, tepsi kebabı, kağıt kebabı ve kazbaşı, kuşbaşı, tereyağlı kaşarlı mantarı tavuğumuz var. Bizim kendi özgü olarak güzel yaptığımızda tuzda tavuk da yaptırıyoruz. Bu da Antakya'mız özgü özel menülerden bir tanesidir zaten. Ama en başlı başı kağıt kebabı, tepsi kebabı bizim olması olmaz olan yemeklerden bir tanesidir. Bir de tabii ki künefe. Künefemiz o tatlıya geçiyor. Tatlıları falan sevmedik. Künefemiz birebirdir zaten. Türkiye'de zaten ilk Antakya'mızın özgü olarak künefesi buradadır yani. Yani başka şehirlerde künefe yapıyoruz diyorlar. Kesinlikle bizim Antakya künefemizi kimse şey yapamaz yani. Peki künefenin en önemli özelliği nedir? Ustalık. Usta künefeyi yapabilirse, gerçekten ustaysa künefenin özelliği orada başta başlar. Bir de sıcak sıcak mı tüketilmesi lazım? Tabii ki. Künefe sıcak olması lazım. Künefe sıcak olup şiresinin soğuk olması lazım. Lezzeti oradan başlar. Eğer şiresi soğuk olursa, künefe sıcak olursa peynirin sünmesine ve güzel tat vermesine neden olur. İçindeki peynirin özelliği ne? Bu bizim Antakya'mıza özgü tuzsuz peynirdir. Bunun özel olarak yapılmıyor. Her yerde yapılmaz. Bu tuzsuz peynir her tarafta bulunmaz. Bizim buraya özgü olarak bir peynirdir sadece. İşletmenizde kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Hem mutfak tarafında hem servis tarafında. Ortalama 45 kişi var. 45 tane çalışan arkadaşlarımız var. Beraber bu işi beraber yürütüyoruz. Elimizden gelince gelen müşterimize, gelen insanlarımıza güzel bir hizmet yapabilmek, onlara güzel bir şeyler sunabilmek için buradayız. İnşallah da sunuyoruz. Çoğu sağ olsun müşterilerimiz bize bu konuda duyarlı ve mezelerimiz, yemeklerimiz lezzetli olduğu için sağ olsun geliyorlar. Peki müşterilerinize ne gibi sunumlar yapıyorsunuz? Başta özellikle soğuk mezelerimizi veriyoruz. Çünkü ilk önce yemek yemeden önce başta soğuk mezeler yendiği için başta soğuk mezelerimizi, ardından sıcaklarımızı. Tabii ki bizden istedikleri zaman müşterimiz ne yedirebilirse sordukları zaman biz de o anki en güzel vereceğimiz menüyü ona göre biz sunuyoruz zaten müşterimize. O şekilde anlaşabiliyoruz tabii ki. Her gün rutin çıkardığınız bir listeniz var mı? Yok, bizim belli her gün en azından 30-40 çeşit meze falan çeşidi çıkartıyoruz. Bir de sıcak olarak da 20-25 çeşit sıcak falan çıkıyor. Bunlar günlük standart, kesinlikle bunlar olmazsa olmazlardan bir tanesi. Kesin olacak bunlar yani. Tatlı olarak da künefimiz, bir de peynirli 20 kalamız var.
Onun peynirine özellikle o künefenin peynirinden mi koyuyoruz? En azından bir metre sünecek bir şekilde olur. Peynirli 20 kilası. İddialısınız yani bu konuda. Tabii ki. Bizim bir ustamız var Recep Bey. Çok mükemmel, çok güzel bir hem künefeyi hem 20 kilasını harika yapıyor yani. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz Elçin Bey. Ben teşekkür ediyorum. Eşot ailesine teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Antakya'nın lezzetlerini eğer denemek istiyorsanız gelin bunları bu restoranda deneyimleyin diyoruz ve programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.